Tabii şöyle söyleyeyim, ister istemez tam biz anılarımızı tazelerken yaşadıklarımız üzerinden yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin belli bir saatte çıkıp seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. Buna hem Mansur Başkan'ın şahit hem biz şahitiz. O bakımdan biz şerbetliyiz bu sürece ama hani vatandaşımız bazen burada negatif bir elektriği alıyor ve ona kapılıyor ve bazen morali bozuluyor. Moralinizi bozmayın. Dediğim gibi başta 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Bizler buradayız. İttifakımızın her lideriyle, her karargahıyla da sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Tabii şunu söylemek istiyorum. Önümüzde şu an elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü bize sergileyen bir iktidar tablosu sunuyor. Hükümet ciddi bir düşüşte. Bu bir net. Bir kere bu netlikte bunu söyleyebilirim. Elbette bu saatten sonra bütün kurumları da sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimse milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur. Biz tabii hem Yüksek Seçim Kurulu verileri üzerinden kendi sandıklarımızın verilerini takip ediyoruz. Kendi sandıklarımız üzerinden veri sonuçları birazdan Mansur Başkanımız sizinle paylaşacak. Ama tekrar ifade edelim ki biz şu anda seyri önde takip ediyoruz. Şöyle de ifade edeyim, biz özellikle ittifak olarak bizim rakip ittifakın itirazıyla beraber engellenen sandık verilerimizin bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar. Çünkü önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var diyeyim. Böyle bir strateji geliştirilmiş. Saygı duyuyoruz, itirazlar yapılabilir. Ama bir an önce sonuçlanması ve o sandıkların veri olarak girilmesi bizim daha sağlıklı veri size akışımızı sağlayacaktır diye ifade edeyim. Bu anlamda biz yine ister istemez 31 Mart seçimine dönüp bakıyoruz. Belli bir saatten sonra çıkıp YSK verileri veya bizim verilerimiz veya sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan milleti manipüle etme adına veya aldatma adına hani kazanma üzerine bir takım senaryolar kimse geliştirmesin, halkımız da buna asla aldanmasın. Biz şu an bunun aksini zaten iddia edemez, biz hiç etmeyiz. Biz hep orada durduk. O bakımdan şu andaki akışla ilgili sadece şunu net olarak söyleyebilirim. İstatistik olarak verilerin akışını takip ettiğimizde biz sürekli bir çıkış trendini yakalıyoruz. Rakibimizin de sürekli bir iniş trendini seyrettiğini görüyoruz. Bunu ilerleyen saatlerde ispat edici verilerle yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin sevgili vatandaşlarımız. Sonuçlar sonuçlanmadan sandık görevlilerimizin, tüm görev alan insanlarımızın, vatandaşlarımızın hangi partiden olursa olsun sandıkları terk etmemelerini, hakkını demokratik ve hukuki zeminde orada aramalarını devam etmelerini özellikle istiyoruz. Sandıklarda görev alan ve güvenlik güçlerimize de bu akşam başarılar diliyor ve onlara çok güveniyoruz. Benim sözlerim şimdilik bu kadar. Yine Mansur Başkan'ın Türkiye söylemişim, ben söyledim peşin. Yakışıyor size de. Her şey çok güzel olacak. Biz izlemeye devam edin. Başkanım siz devam edin. Değerli basın mensupları, elimizde şu anda bize intikal eden net sonuçları bildiriyorum. 192.169 sandıktan bizim elimizde şu anda 91.913 sandık sonucu geldi. Buna göre Sayın Genel Başkanımız 47.42 oyla 11.428.512 oy bize intikal eden Sayın Erdoğan %46.80 11.278.773 oy almış şu ana kadar. Sayın Sinan Okan da 5.33 1.283 yanlış görmüyorsam 1.283.775 sandık almış ama bunların içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in henüz
büyük ölçüde sandıkları gelmedi bize. Ankara, İstanbul ve İzmir'in üçünde de öndeyiz. İzmir'de zaten diyor yıllardır öndeyiz. 50'nin üzerinde İstanbul, Ankara'da 49'un üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu, 44 civarında Sayın Erdoğan var. Büyük kentlerden gelen, başkent ve diğer büyük şehirlerden gelen oylarla da inşallah süreci zamanında tamamlayacağımızı umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sunumuz burada. Bir de bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Tekrar edebilir misiniz? En başta söylediniz ya. Evet, 91.913 sandık. %47.42 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 11.428.512 oy. %46.80 Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 11.278.773. Sayın Sinan Ogan %5.33. 1.283.775 oy şu anda kalmış. Çok efendim. Siz aslında cevabını verdiniz ama ben vatandaşlarımız adına soruyorum. İkili kura kalacak mı diyorum? Yani büyük kentlerden gelen sonucum ben büyük ihtimal birinci turda biteceğini düşünüyorum. Yani tahminimiz o simülasyonlara göre. Efendim Türkiye genelinde ıslak imzalı tutanaklar konusunda çalışmalar ne durumda? Bir eksik var mı? Bunlar, ne geliyor sandık başına? Ne kadar ıslak imzalı tutanaklar? Efendim, yani aslında biz sonuçları aldıkça arkadaşlarımız netleştikçe sisteme girdiği için başkanımızın dediği gibi ıslak imzalı tutanak konusunda da verimli ve sağlıklı bir süreç işliyor. Efendim telebir bir mask olan şu ana kadar gelen veriler sizce inanın nasıl noktalar? Bir tahminde bulunabilir misiniz? Biraz önce söylemiştim. Büyük kentlerde çok sayıda sandık açılmadı. %50 civarında bize gelenler. İnşallah büyük kentlerde çok var. Devam ettikçe ben bir yüzyılda tamamlanacağını öngörüyorum şu anda. Elimiz çünkü sürekli simülasyon da yapıyoruz. Artış trendi onu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu, siz İstanbul'u biliyorsunuz. İstanbul'dan nasıl bir verim ediniyorsunuz? Evet. İstanbul'dan gelen veriler de var. Tabii buyurun. Evet. Son bakalım. Diyeceğim bu sefer. Evet, sonra şimdi soruyorum. Yani ben elimizdeki simülasyonlara göre artış ve azalış trendine göre çünkü Sayın Erdoğan'ı biliyorsunuz 57-58 daşlar şu anda Anadolu Ajansı'ndan gelen veriler bile 50 seviyesine düşürdü. Bir iki saat içerisinde elinin de alttan düşeceğine bizim de elinin üzerine doğru geleceğimizi öngörüyoruz. Şu anda öngörümüz. Efendim itiraz edilen sandıklar var mı? Millet İttifakı'nın itiraz ettiği sandıklar var mı? Şu anda bilemiyoruz. Sadece biz elimize gelen ıslak sandıklara odaklandık. Ama ıslak sandıkları her yerde kullanmalı bir yönde zaten eğitimlerimiz var. Pardon. Kaplan Ali, Serhat Makaraç. Cumhur İttifakı ve İttifakı'nın tüm oranlarının milletvekilleri bazında da açıklamayabilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı için. Biraz Cumhurbaşkanlığı odaklandık açıkçası. Bölgeler belli mi efendim? Hangi bölgelerden geldi? Yok. Türkiye'nin her yerinden gelen veriler bunlar. İçinde de öndeyiz, evet. Ankara'yı söylemiştim şu anda. %50'ye yakın. %50'ye yakın, evet. Teşekkür ederim. Sayın Yavaş, gece kuyucu bu toplantıları düzenli olarak sürdürecek misiniz? Evet, sonuna kadar sürdüreceğiz, bilgilendireceğiz. Sonra da açıklayacağız. Yani hiç kimseye kandıracak, yalan söyleyecek pozisyonumuz yok. Neyse elimize gelen veriler onları söyleyeceğiz ama bir fark çıkar, itiraz edilmesi gerekirse elimizde ıslak imzalar var. Ona göre açıklamalarımızı yapacağız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.